İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki tepkime dengedeyken yapılan bir etki sonucu maddelerin derişimlerinde meydana gelen değişimler grafikteki gibidir. Buna göre dengeyi bozan etki aşağıdakilerden hangisidir? Demiş şimdi grafiğimizi incelediğimizde şu anda yani şu T an mesela yani A anı ya da e, X anı neyse artık şu anda yani bu anda hepsinin derişimi bir anda artmış. Hepsinin derişimi bir anda artmışsa şunu söyleyebiliriz. Bakın nedir? Derişim artıyorsa hacim azaltılmıştır. Yani sabit sıcakta hacim arttırılmıştır demiş. Bu yanlış. Çünkü hacim arttırılsa molarite eşittir. bölü V grav, ne, formüle göre hacim artsa hepsinin moleritesi azalır. Sabit hacim ve sıcakta azot gazı eklenmiştir deniliyor. Azot gazı eklenseydi sadece azotta bir ani yükseliş olurdu ama e, burada hepsi yükseliyor. Sabit sıcakta hacim küçülmüştür küçültürmüştür diyor. Evet bakın hacmi küçültürseniz hepsinin mol etkisi artacaktır. Tabi burası e, üç 3 bir daha 4 yani e, burası 4K kadar artarsa burası 2K kadar artacağı için yani burada daha çok artış olduğu için bu tarafa doğru gidecektir. Yani bunlar bir miktar azalacak. Amonyak bir miktar daha artacak. Yani aradığımız yavın C ya Yani aradığımız yap C şıkkıdır arkadaşlar. D ve E ışıklarına da bakalım. Sabit sıcaklık ve basınçta hidrojen gazı eklenmiştir diyor. Yani hidrojen eklenseydi de sadece hidrojende ani bir yükseliş olurdu. Bu da olmaz. Sabit hacim ve sıcakta azot ve hidrojen gazları eklenmiştir. Bu durumda da ne oldu da? Azot ve hidrojende sadece yükselme olurdu. Amonyak yükselmezdi. Böyle bir ani bir artış olmazdı. Aradığımızı yap. Tekrar belirtiyorum ki C şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki denge sabitini etkileyen tek faktör sıcaklıktır. Sıcaklığın etkisiyle denge ürünler yönüne kayar ise, e, denge sabitinin değeri büyür. Girenler yönüne kayar ise denge sabitinin değeri küçülür. Verilen bu tepkimenin 200 derece sıcaklıktaki denge sabiti 0.03, 400 derecedeki sıcaklıktaki denge sabiti 0.41 denilmiş. Bu tepkimeyle ilgili yargılandan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın sıcaklık artmış. Denge sabitinin değeri büyümüş. O zaman bu tepkimiz nedir? Endotermik bir tepkimedir. Çünkü ne olacak? Isı bu tarafta olacak. Sıcaklığı arttırdığınızda ısı artacak ve tepkime ürünler yönüne gidecek. Ürünler yönüne gittiği için de hani KC eşittir ürünlerin derişimi. Böyle girenlerin derişimi şeklinde yazıyorduk. O zaman burada ürünlerin değişimi artacak ki denge sabitin değeri büyüsün. O zaman birincisi doğrudur. Birinci yargımız endotermik. Sıcaklık artsa ürünler yönüne kayar. Şurada söyledik. İkincisi de doğ doğrudur. Sabit sayıda hacim arttırılırsa denge girenler yönüne ilerler denilmiş. Şimdi hacim artışı için de şunu düşüneceğiz. Bakın molerite eşittir. n bölü V. Şimdi hacim artarsa molerite azalır. Şimdi hem bu tarafta gazlar var. Hem de bu tarafta bütün gazların molaritesi azalacak. Bakın burası bir bir daha 2. Yani burası 2K kadar azalırsa bunun da başında 2 var. Burası da 2K kadar azalacak. Azalma eşit miktarda olduğu için denge ne yapmayacak? Hacim değişiminden etkilenmeyecek. Ürünler ya da girenler yönüne kaymayacak. O zaman üçüncüsü yanlıştır. Bu durumda cevap C şıkkı yani 1 ve 2 olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda Diyor ki bu bir tepkime vermiş Bu tepkime için e, derişim zaman grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre T anında yapılan etki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi T anında yapılan etki yani değişimlere baktığımızda bakın şurada X'de bir anda artış olmuş. Daha sonra x bir miktar azalmış. Y'de bir miktar azalmış. Z ve T artmış. O zaman şunu söyleyeyim miyiz? Bakın şurayı gördüğümüzde x'ten bir miktar eklenmiştir demek ki. X'den eklendiği için ürünler yönüne kaymış. Ürünler yönüne kayarken de X bir miktar azalırken Y direkt azalmış. Z ve T ise artış göstermiş. Yani burada aradığımız cevabın C şıkkı olduğunu görüyoruz. Cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki kapalı bir sistemde gerçekleşen reaksiyon dengededir. Bu dengeyi ürünler yönüne yani birinci de ürünler yönüne, ikinci de girenler yönüne kaydırmak için aşağıdaki işlemlerden hangileri tek başına uygulanmalıdır denilmiş. Şimdi öncelikle birincisini yorumlarsak bakın diyor ki basıncı arttırmak. Şimdi basınç için şunu düşünebilirsiniz. E, P, V, N, R, T dedik. Param varsa ne rahat yazdık. Şuradaki hacmi karşı yaptığımızda P eşittir. M bölü V, R, T. Evet burada e, M bölü V de dediğimiz molaritedir. Yani basınçla molarite doğru orantıda. Siz basıncı arttırırsanız e, maddelerin molariteleri artar gazların. O zaman bu şekilde düşüneceksiniz. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Basıncın artması hacmin azalması demektir. Molarite eşittir. M bölü ve hacim azalırsa molarite artar. Bu yorumu da yapabilirsiniz. Ya da şöyle tek formül üzerinden düşünebilirsiniz. Size kalmış bu. Ee, Molerin arttığını hangi yöntemden bulmak isterseniz bulursunuz. Şimdi burada hem bu maddelerin moleritesi hem de bu maddenin moleritesi artacak. Bakın burası bir, bir daha iki. Burası 2 k kadar artacak. Burası ise bir olduğu için k kadar artacak. Burası daha çok arttığı için bu tepki ne yapacak? Girenler yönüne, şefadun ürünler yönüne gidecek. Şöyle de düşünebilirsiniz. E, bazen de belki kendi eğitiminiz, eğitim aldığınız sırada e, şu şekilde öğrenmiş olabilirsiniz. E, Molerteler arttığında e, gazların az olduğu tarafa ilerler şeklinde düşünebilirsiniz. Genelde ben şu e, 2K ve K şeklinde gösterimden yanayım. Daha mantığını iyi anlayın diye. O zaman basıncı artırsak ürünler yönüne kayıyor. Birinci de istediğimiz oluyor. Bakın basıncı azaltırsanız tam tersi olacaktır. Molerteler azalacağı için. Girenler yönüne gidecektir. B şıkkı gitti. Sıcaklığı arttırmak. Bakın burada sıcaklığı arttırırsanız tepki ne yapar? Girenler yönüne gider. O zaman C şıkkı da gitti. Sıcaklığı azaltmak olabilir. Çünkü sıcaklığı azaltırsanız ürünler yönüne gelecektir. Klor gazı eklemek demiş. Evet yine klor eklerseniz burada klorun miktarı artacağı için ürünler yönüne gidecektir. O zaman eşik de olabilir. Geçelim ikinci e, işlemimize. Diyor ki sıcaklığı azaltmak. Bakın sıcaklığı azaltırsanız ürünler yönüne gider. O zaman aşık olmadı. Şuradaki sıcaklığı azaltmak kısmından bu maddeden eklemek demiş. Bakın bu maddeden eklerseniz bu maddemizin molaritesi artacağı için girenler yönüne gidecek o zaman aradığımız cevap D şıkkıdır. Bu maddeden çekmek demiş. Siz bu maddeden çekerseniz bunun miktarı azaldığı için sistem bunu telafi etmek için ürünler yönüne gelecektir. E şıkkı da olmaz. Burada aradığımız cevap D şıkkıdır arkadaşlar. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki şekildeki serbest ideal pistonlu kapta bu gazlar verilen bu denkleme göre dengededir. Sabit sırada piston aşağı itilerek V hacminde sabitleniyor. Sistem tekrar dengeye ulaştığı anda yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi siz burada pistonu aşağıya doğru iteklediğinizde hacim ne yapacak? Azalacak zaten. 2V'den V'ye gidecek. O zaman hacim azaldığı için basınç artacaktır. Yani birincisi yanlıştır. Denge sabitinin değeri azalır demiş. Denge sabiti sadece sıcaklığa bağlı. Bakın sabit sıcaklıkta ifadesi kullanmış o zaman. Bu, bu da değişmez olması lazım. Üçüncüsüne geldiğimizde x, y, 2'nin mol sayısı ilk duruma göre azalır demiş. Şimdi siz burada hacmi azaltırsanız moler eşittir. M bölü V formülüne göre hacim azalıyorsa bu, buradaki gazların mol ertesi artacaktır. Bakın burada bir gaz var. Yani burası K kadar artarsa burada iki gaz var. O zaman burası iki K kadar artacaktır. O zaman burası daha fazla arttığı için bu tepkimem girenler yönüne doğru gidecektir. Girenler yönüne doğru giderken de bu maddemizin mol sayısı 2A kadar azalırsa bu maddemizin mol sayısı A kadar artacaktır. O zaman ne olacak? X2'nin mol sayısı başlangıca göre azalır ifadesi doğrudur. Yani burada cevap yalnız 3 ve beşlik olacaktır arkadaşlar. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki tepkime e, dengedeyken sabit sırtta basınç arttırıldığında birinci grafik sabit hacimde sıcaklık arttığında ikinci grafik elde ediliyor. Buna göre buradaki N ve M kat sayıları ile delta H için aşağıdakilerden hangisi doğrudur denilmiş. Bakın burada basınç arttırıldığında dediğinde şöyle söyleyebiliriz basınç için basınç P v, N, R, öncelikle yazdım. Hacmi karşı attım. P eşittir m bölü v rt dedim. Şimdi m bölü v de nedir? Molarite demektir. Yani basınç artarsa gazların molaritesi artacaktır. Yani hem bu maddemizin molaritesi artacaktır hem de bu maddemizin molaritesi artacaktır. Şimdi e, grafiğimizi incelediğimizde zaten bakarsanız ikisinde molaritesi artıyor. Daha sonra x'in molaritesi biraz daha artarken y'nin molaritesi bir miktar azalıyor. O zaman bu tepkime girenler yönüne doğru gidiyor. O zaman burada şunu söyleyebilir miyim? Bakın hem burası artıyordu hem de burası. Ama burası demek ki daha çok artıyor ki tepkimem ne yapıyor? Girenler yönüne gidiyor. O zaman buradan şunu söyleyebiliriz. M'nin sayısal değeri neden büyüktür? Zaten şöyle de diyebiliriz. E, burada moleriteler artıyorsa sistem gazın az olduğu tarafa doğru gidecektir. Yani ne M'den küçüktür. Peki geldik ikinci grafiğimize. Diyor ki, sıcaklığı arttırdığında bu oluşuyor. Bakın X artıyor. Y azalıyor. Yani sıcaklığı arttırdığınızda demek ki tepkimem girenlere doğru gidiyor. E, X'in miktarı artıyor. O zaman ısı burada olacak. Bakın sıcaklığı arttırdım. Tepkimem girenler yönüne gittiği için X arttı. Y azaldı. O zaman ısı ürünler tarafındaysa bu tepkime nasıl bir tepkimedir? Egzotermik bir tepkimedir. Egzotermik tepkimelerde de en tepki nedir? Sıfırdan küçüktür şeklinde söyleyebiliriz. Yani bu durumda aradığımız cevabın bakın M neden büyük ve delta sıfırdan küçük değişikliğinde olduğunu görürüz arkadaşlar. Sekizinci sorumuza baktığımızda diyor ki bir denge tepkimesine sabit sıcaklık ve hacimde madde eklenirse hem ileri yöndeki tepkime hızı hem de geri yöndeki tepkime hızı artar. Katalizör dengeyi etki etmez. Hem ileri yöndeki hız sabitini hem de geri yöndeki hız sabitini aynı oranda arttırır. Bundan dolayı da sadece daha hızlı dengeye ulaşır şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi diyor ki yukarıda verilen egzotermik ve dengede olan tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Egzotermik ise ısı veren bir tepkimedir. O zaman ısı ürünler tarafında olacak. Sabit sıcakta ortama amonyak gazı eklenirse e, denge sabiti büyüdürmüş. Denge sabiti sadece sıcaklığa bağlıdır. Sabit sıcaklıksa denge sabiti değişmez. O zaman birincisi yanlıştır. İkinci yargımıza baktığımızda maksimum düzensizlik eğilimi girenler yönündedir. Şimdi tepkimizde bütün maddeler gaz. O zaman bütün maddeler gazsa toplamına bakacağız. Yani kaç tane gaz var? Bakın burada 4, 5 de burada 9 tane gaz varken burada 4, 6, 10 tane gaz var. Ürünler tarafında gaz sayısı daha fazla olduğu için maksimum düzensizlik eğilimi ürünler yönündedir. Şunu hemen düşünmeyin. Aa soru yanlış mı? Çünkü e, denge tepkimleri ilk konularında, ilk testlerde nedir? Maksimum düzensizlikle minimum enerji eğilimi genellikle zıt yönlüdür diyoruz. Ama bütün öğrenciler o genellikle ifadesini atlayıp şimdi diyor ki ısı da burada, maksimum düzensizlik de burada. Bu soru yanlış. Arkadaşlar aynı yönlü olan yani hem maksimum düzensizlik hem de minimum enerjinin aynı olduğu e, denge tepkimeleri vardır. Bu ona bir örnek olarak aklınızda kalsın. Yani örneği tabii ki ezberlemeyin. Yani tepkimi ezberlemiyor ama öyle tepkimeler de var. Onun için genellikle diyoruz ona. Bunu da söylemiş olalım. Araya sıkıştırıp C şıkkına geçiyoruz. Sıcaklık arttırırsa e, denge sabitinin değeri azalır denilmiş. Evet burada sıcaklığı arttırırsanız tepkime ne yapar? Girenler yönüne gider. O zaman Kc eşittir. Ürünler bölü girenler formülüne göre ne yapacak? Girenlerin miktarı artarken ürünlerin miktarı azalacak o zaman KC değeri azalır. Zaten egzotermik tepkimelerde sıcaklıkla denge sabit ters orantılıdır. Oradan da düşünebilirsiniz. Burada doğru olan C şıkkıdır. D ve E şıklarımıza da baktığımızda diyor ki sabit sıcakta ortamdan azot monoksit gazı çekilirse denge girenler yönüne ilerler Bakın azot monoksit burada. Siz bu maddeden çekerseniz sistem bunu telafi etmek için ürünler yönüne gidecek. Katalizör kullanılsa sadece ileri yöndeki tepkimi hız artar demiş. Bakın ne demişti burada. Katalizör de aslında dengeye etki etmez. Yani ürünler ya da girenlere kaydırmaz. Ancak hem ileri yöndeki hız sabitini hem de geri yöndeki hız sabitini aynı oranda arttırır. Yani katalizör ikisini de hem ileri hem de geri yöndeki tepkime hızını arttırır. Yani E şıkkı da yanlıştır. Burada doğru olan C şıkkı olacaktır.